Şimdi yayının başına da belirtmiştik. Ezo gelinin köyüne gideceğiz. Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan, efendim, destan olup yayılan Ezo gelinin köyüne gidiyoruz. Eski adıyla Uruş, yeni adıyla Dokuz Yol Köyü. Şimdi güzel görüntülerimizi, notlarımızı, Ezo gelinin hikayesini sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalın. Kültürünün temsilcisi Ezo gelinin, efendim, mezarındayız, anıt mezarındayız. Dokuz Yol Köyü'nde gezimiz devam edecek. Şimdi dilerseniz gezimizi sizlere aktaralım. Anıt mezarın görüntüleri de kameraman arkadaşımız sizlere bu doğrultuda aktarsın. Ezo gelin şu Antep'in maralı. Trajik bir yaşam süren ve unutulma hayatı türkülere, filmlere konu olan Ezo gelin, Oğuz eli dayan simasıyla Dokuz Yol Köyü'nde doğmuştur. Suriye'ye gelin gitmiş, orada vefat etmiş, vasiyeti üzerine mezarı 1999 yılında Oğuz eli Dokuz Yol Köyü'ne nakledilmiştir. Efendim, Ezo gelin hikayesini Zöhre teyzemizden dinleyeceğiz şimdi. Zöhre teyzeciğim bizlere bilgileri aktaracak. Bakalım, dinleyelim, neler anlatacak, neler paylaşacak. Damda yatarmış, üstüne bir kadın sevmiş. Değişiklermiş bunlar. Kardeşine bir tane o halasını vermiş, Ezo gelin de kendi almış. Aa, geri demiş artık istemem demiş, onu almış, o sevdiğini almış. Alınca gelmiş burada 7 sene dul oturmuş. Ezo gelin. He, çok gelirlermiş, kendine bakmaya, istemeye gelirlermiş. Ama gittikçe güzelleşmiş bunlar, ocaklar ya. Hı-hı. Çok kibarlı yani. Şimdi sırtında evvel Keçi Köyü'ne olurdu, onu gördüm. Bir de Kadife Zub'un başında Ahmediye Çıka Fermen orada. Eskiden, şimdiler bütün cıngılı fıstan, külden, pastan oldu her şey. Onu giymişti. Evet. Bana dedi, sen kimin kızsın? Ben Yahya Kalam'ın kızıyım dedim. Kendine öyle mi demek dedi. Buraya görmeye gelmişti. Sonradan oraya Suriye'ye gitti. Bir Cilil adlı kızı var. Hı hı. Ondan ki orada da bacım hasta olmuş. Hasta olunca demiş ki, beni demiş, ölürsem demiş, yani Uruş'un dağına, Uruş'a gömülsünler demiş. Boz hüyük demiş. Hı hı. Adam demiş, arabam yok demiş, vasiyatım yok, ben seni hayl edeyim. Geliyse beni hüyüğün başına gömün de demiş. Memleketimi göreyim demiş. Yani böyle hikayesini duyduk. Başka yani bilmem olsun. Güzelliği dillere destan. Çok güzel, çok. Kirpiki dönderdiğinden kaşını aşardı. Vallahi bunun her gözü vardı abi, öyle bir hava. Her tarafından bunlar ocaklar ya, bir güzellik gelmiş kendine. Çok kibardı. Yani öyleyse uzun boylu değildi yani, orta boyludu. Suriye'de de ölüyor, oraya da gömüyorlar. Gelsin adam buraya getirdiler şeyini de, artık kendim bilmiyorum artık. Anlatayım efendim. Mezarını getirdiler. Yani onu bildim, başka bilmem. Çok teşekkür ediyorum Zöhre teyzeciğim. Ezo gelin ile ilgili bilgileri aktardı. Zöhre teyze. Zöhre'miş, sonradan Ezo'dum işte kendine. Zöhre'ymiş. Eski adı Zöhre'miş. Zehremiş bacım. Zöhre olarak geçiyor. Eylemiş bacım. Zöhre teyzeciğim, sen neler yapıyorsun? Hikayenini anlattın bize. Köy içerisinde ne yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Ben de hiç evim var işte burada. Uşaklar bütün Antep'te, bizden kocanla ben yalıyızık. Köy İkimiz hayatını bırakmıyorsun. Yok, gidemek Antep'e. Giderim, geri kaç. Gerilim, gidemem. Sıkılıyorsun değil mi? Sıkıldım yani burada. Güzel bir köyünüz var ve eline geldik. Güzel bir köyle gidiyoruz gerçekten. Efendim, gezimiz devam ediyor. Şimdi dilerseniz biraz daha gezelim, görüntülerimizi sizlere aktaralım. Zöhre teyzeciğime teşekkür ediyorum. Sağ ol, burada efendim bulunan tüm efendim vatandaşları, insanları çok teşekkür ediyorum. Çok misafirperverler. Ne diyelim? Gezelim, görelim efendim.
Efendim 9 yol köyüne geldik. Ezo gelinin anıt mezarını sizlere aktardım. Şimdi burada teyzem bir de amcam var. Burada bir maile sanırım efendim odunları kırıyorlar. Konuya gelsin öncelikle. Sağ oluruz. Allah razı olsun. İsminiz nedir teyzeciğim? Ayşe Yılmaz. Ayşe Yılmaz. Sizin nedir amcam? Nusret Yılmaz. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz burada? Vallahi bu odunlar kurumuş. Fıstık odunları. Hı hı. Onları kuruyanı söktük işte odun yedik. Kış hazırlık mı şimdi? Evet, kış hazırlık. Daha yaz gelmeden sizde hemen başladı kış hazırlık. Ağaçlar kurumuş, bunlar kurt oluyor. Kurtlar öteki ağaçlara gitmesin diye bunları sürekli getirdik. Çürümüş ağaçlar. Valla köyleri gezerek geliyoruz Oğuz elinde. Hep evet. Böyle bir hanımlarla böyle birlikte bir çalışma görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Siz normalde neler yapıyorsunuz köy içerisinde? Yine tarım, çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Tabii çiftçilikle uğraşıyor kızım. Köylün ne olur işte çiftçilik hep. İşte çok emek gerekiyor ama değil mi? Çok yani? Emek verik vallahi. Yemek de olmaz. Akşam yaptığımız gibi arkalarımızı akşam hissedik. Şimdi evet, çalışmadan bir aynıyla. Şimdi biz böyle hani bir arış yapmıyoruz ama dolanıyoruz. Dolandım yani az önce oturdum dedim ya ben yoruldum. Yeter biz dedim. Durmak kızım çalışırık vallahi. Sabahın erken saatlerinde. İş insanın kalayı tabii. Vallahi ya. Gerçekten köy hanımları. Ben onların elleri öpülür diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Az önce geliyorduk. O sizin elinizde. Allah razı olsun. Teyzeciğim böyle kadınlar yün yıkıyorlardı. Bir yere baktık. Odun toplanıyor işte. Marul ekiyorlardı yanılmıyorsam. Tabii. Yani birçok iş yapılıyor. Size kolay gelsin sağ diyorum. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Siz de Allah.